Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi euzu bike min hemezzatiş şeyatîn ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Hadis-i şerifler külliyatından keşif notlarımız devam ediyor. Ebu Hüreyre Hazretlerinden gelen rivayette Buhari'nin de kaleme aldığı bu bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam soruyor sahabi, ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü senin şefaatinden en ziyade saadete erecek olan kimdir diye soruyorlar. Bakın soruya verilen cevapta hadise karşı sende olan aşkı görünce, bu hususta senden önce bana bir başkasının sualde bulunmayacağını tahmin etmiştim buyuruyor peygamberimiz. Bu tabi Ebu Hüreyre'ye diyor bunu. Soran da Ebu Hüreyre Hazretleri. Açıklamasını da yaptıktan sonra şu cevabı verdi. Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek La ilahe illallah diyen kimsedir buyurdular. Şimdi bunun izahını önceki derslerimizde yaptık. La ilahe illallah bunun başlangıcıdır. Hemen yanında Muhammedur Resulullah var. Bunların da içeriğinde Yüce İslam'ın tamamı var. İşte böylece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Müslüman olup, ondan sonra İslamiyet'i öğrenip yaşayan insanlar, İslam yolunda peygamberin tabi olarak ehl-i sünnet ve cemaat yolunda yaşayanlar bu müjdeye mazhardır. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır diyor peygamberimiz. Müslim'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte de, zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır. Başkasına değil, ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Ey Müslüman, işte La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içinde hep bunlar var. Yüce İslam'ın tamamı var. Onun için Peygamberim Efendimiz aleyhissalatü vesselam imanın şubelerinden bahsetmiştir. Bu şubelerde sayılmaya çalışılmış. Bu şubeleri sayarken İslam'ın tamamına bir kapı açıldığını görürsünüz. Evet, işte burada da şükür ve sabır.
Şükrün esas anlamı yüce Allahu Teala'ya itaat etmek. İsyan etmemektir. Sabrın esas anlamı da yüce Allah'a itaat ederken, yasaklarından sakınırken ve her türlü Allah'a itaat ederken zahmetlere katlanmak olduğu gibi, isyan etmemek için haramlardan kaçarken, İslam'ı aslanlar gibi savunup cihad ederken, kahramanca yüce İslam'ı savunurken bütün zahmetleri göğüslemenin adı da sabırdır. Yoksa neme lazımın sabırla alakası yoktur. Yine başka bir hadisi şerifte, sevgili peygamberimizden gelen haberde, yine Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte peygamberimiz ne buyuruyor? Muhammed'in diyor nefsini kudret eliyle tutan yüce zata Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni işitir sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. İşte görüyorsunuz. Peygamberin peygamberliğini kim kabul etmezse, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan, isterse başkası, imanı iman olmadığı için mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. Gördün ya. İşte öbür hadisi bu hadis tamamlıyor. Hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler hep birbirini tamamlar. Önceki bütün dinlerin neshedilip, bakın buraya dikkat et, İslam'dan başka önceki bütün dinlerin neshedilip hükümden kaldırıldığını açık bir şekilde bu hadis-i şerif ifade ediyor. Efendim, bu da işitmeye bağlanmıştır. Hazreti Muhammed'in bu dünyaya geldiğini duyan herkesin Müslüman olmak şartı, zorunluluğu vardır. Yine ayet-i kerimede İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor, biz elçi göndermedikçe, yani peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz buyuruyor. İşte Hazreti Muhammed'in peygamberliğini dünyada duymayan kaldı mı? Onun için Hristiyanların da, üstelik Yahudilerin ellerindeki kitaplarında, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti Muhammed haber verildi. Musa ve İsa aleyhisselamlar Hazreti Muhammed'i haber verdiler. Onlar kendi kitaplarına inansalardı ki kendi kitapları Hazreti Muhammed'e iman etmeyi, Müslüman olmayı emrediyor. Onlar kendi kitaplarındakini bile gizleyip iman etmediklerine göre Müslüman olmayanların halini bir düşün. Öyle olmalarına rağmen bu iki din mensubu, yani Yahudi ve Hristiyanlar, İslam'a girmekle mükellef olursa, semavi aslı tamamen kaybolmuş, kitapsız din mensupları daha ziyade Müslüman olmaya mecburdurlar tamamı.
insanlığın tamamı. Bu da Nebevi'nin işaret ettiği bir izah tarzıdır, son izahımız. Evet öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır. Yoksa kapalı kalır, açılmaz. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. İşte bu anahtarla cennetin kapısını açman için La ilahe illallah diyen hemen peşinden Muhammedur Resulullah diyecektir. Muhammedur Resulullah diyen de Yüce İslam'ı öğrenip yaşayacaktır. İçiyle dışıyla Müslüman olacaktır. İbadet olmadan, zahmet çekmeden sadece La ilahe illallah demekle cennete gidilemeyeceğini ifade etmek istemiştir. Ne var ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah cennetin anahtarıdır buyurduğu gibi yukarıda bir hadisi şerifte de Ebu Zer hadisinde de görüldüğü üzere bu kelimeyi samimiyetle benimseyen kimsenin de kurtuluşu söz konusudur. Ama La ilahe illallah'ın içini doldurmak kaydıyla. İçini doldurmak için Muhammedur Resulullah diyeceksin. İslam adına Allahu Teala sana ne emrettiyse emirleri yapacaksın. Yasaklarından kaçınacaksın. İşte içini böyle doldurursun. İşte Zümer suresinin 53. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam de ki ey kendilerine kötülük yapıp aşırı giden kullarım yüce Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu yüce Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayıcıdır, bağışlayıcıdır, merhametlidir buyuruyor. Şimdi onun ayetler birbirini tamamlar demiştik. Bu ayetin peşinde de hemen Cenab-ı Hak ne diyor? Tamamen Allah'a yönelenler, görevini hakkıyla yapmaya çalışanlar, yanlıştan dönüp doğruyu yaşayanlar ki İslam'ı bilip öğrenip yaşamaya gayret edenler ve ansızın başlarına belalar gelmeden önce bunun çaresine bakanlar diye izah ederek ayetler devam ediyor. Evet kıymetliler, burada da Yüce Allah ümit kesilecek bir varlık değildir. İman etmeden, gerçek Müslüman olmadan da kimsenin kurtulma şansı yoktur. Allah ümit kesilecek bir varlık değil. Ama isyan edilecek, inkar edilecek, şirk koşulacak bir varlık da değil. Eşi benzeri şeriki naziri dengi olmayan, yüce sıfatlarla muttasıf olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan ve kendinden başka ilah olmayan eşi benzeri de şeriki naziri de olmayan bir tek varlık. Yine Furkan suresinin bakın
70. ayeti kerimesinde tevbe istiğfar eden, inanıp salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiliklere çevirir. Yüce Allah bağışlar ve merhamet eder. Burada da bütün insanlığın tümü tevbe-i istiğfara, imana çağırıyor. İşlenen günahların sevaba dönüşmesi de burada bir lütfu ilahidir. Tövben kabul olursa, Allahu Teala lütfundan, kereminden dilerse, senin günahlarını da sevaba çevireceğini de söylüyor. Bir kısım kimseler günahlarının çok olmasını temenni edecekler mahşerde. Bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor bunu da yine. Bunlar kimlerdir diye sordular. Şu cevabı verdi. Onlar yüce Allah'ın seyyiatlarını sevaba tebdil ettiği kimselerdir. Bu şans kime vurduysa tabii ki onların temennisi o an için öyle olur. Ama bu şans kime vurdu, kime vuracak onu Cenab-ı Hak kendi bilir. Sen günah işlememeye gayret et. On tövbeye, istiğfara devam eyle. İşin garantisi budur. Bu günahları sevaba çevrilenler, Müslüman değilken Müslüman olanlar, ondan sonra samimi Müslüman olup Allah yolunda cihad edenler gibi nice şartları, vasıfları taşıyanlar, bu vasıfların tamamını her kişide bu samimiyet, o ihlasın bulunmayacağını düşünerek dikkat et. Günah işlememeye gayret eyle. Tövbeyi istiğfara gayret eyle. Devam et. İmanını muhafaza etmeye çalış. İman etmek kolaydır. İmanlı yaşamak, İmanla ölmek esastır. Eğer imanı yok eden tehlikelerden korunmuyorsan, o iman yok olur gider. Küfrün, şirkin, nifakın, inkarın, tekzibin her çeşidinden bir defa imanını koru. Dinin hiçbir şeyini hafife almaktan son derece sakın. İmanlı ölmek için Yüce İslam'ın bütün emir ve hükümlerini kalbin tasdik edecek, dilin ikrar edecek ve bu tasdik ebedi olacak, bu ikrar ebedi olacak. Bir de İslam, bu imanın bir ordusu olacak. Bu iman devletini korumak için nedir o? Başta namaz, ibadetler geliyor. Başta da namaz ve diğer farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplardır. Eğer dinini doğru öğrenirsen, seni kimse sapıtamaz. Dinini eğer doğru öğrenmezsen, önüne gelen seni sapıtmaya çalışır. Aklını başına al. Ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri doğru anlayanlardan ders al. Cümlenin içinden bir kelimeyi, konunun içerisinden bir cümleyi alıp da
seni aldatanlara dikkat et. Yine başka bir hadisi şerifte, adamın birine kıyamet günü küçük günahları gösterilir ve hesaba çekilir. Adamcağız büyük günahların da ortaya çıkacak, mahvolacağım diye düşünürken, Gaffar-ı Zünub olan Yüce Allah Celle Celaluhu, şu kulumun işlediği her kötülüğe karşı bir hasene yazın, yani bir sevap yazın, bir iyilik yazın kötülüklerine karşı diyecek. Beklenmeyen bir lütuf karşısında adam tamaha kapılacak ve benim büyük günahlarım da vardı, onları göremiyorum, keşke onlar da ortaya çıksa da karşılığında haseneler, sevaplar, iyilikler verilse diyecek. Bu sözleri söylerken şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam o derece güler ki arka dişleri bile görülür. İşte insanoğlu böyle. Yüz bulunca bak neler yapmak istiyor. Küçük günahları önceden gösterilip de büyük günahları gösterilmeyince seviniyordu. Büyük günahların ortaya çıkarılmadı diye. Günahlar sevaba çevrilmeye başlanınca o zaman ne yaptı? Büyük günahlarım da vardı diye ortaya çıkmasını ve onların karşılığında sevap almak arzusunda nasıl can atmaya başladı? İşte insanoğlu bu da. Yüz bulunca hemen ne yapar? Fazlasını istemeye çalışır. İnsanoğlunun bir kısmı böyledir ama nice nice büyük zatlar vardır ki bunlar Allah'ın rızasından başka, sevaptan başka hiçbir şey temenni etmezler. Zerrenin zerresi kadar da Allah'a ihsan etmek istemezler. Ama şunu iyi bilirler ki, insanoğlu acizdir. Aczi vardır, cehli vardır, gafleti vardır. Efendim, nefsi vardır. Bu gibi özellikleri olan insanoğlunun, aczi olanın kusurları vardır, günahları vardır. Birinde gökleri dolduracak günahlar varken birinde zerreler vardır. Ama Yüce Allahu Teala'ya itaatı iyi anlayan, Allah'ın büyüklüğünü iyi anlayan, iyi inanan insan Allah'a zerre kadar isyan etmek istemez. Onun için kıymetliler, müjdeleri alalım, inanalım ama tedbirimizi de yanında hiç bırakmayalım. Tedbir gibi akıl yoktur diyen de Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Tedbir nedir? İtikatta, amelde, ahlakta, hukukta İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşamaya çalışmaktır. Zaten ne kadar yaşarsan bunları yaşa, aczin var, cehlin var, gafletin yine var. Bütün gücünü Allah yoluna sarf edince Cenab-ı Hak kulun görevini yaptı diye kabul ediyor. Ama sen gücünü haramlara, günahlara sarf edersen, işte tam büyük bir cürüm işliyorsun Allah'a, tam bile bile isyan ediyorsun.
gücünü kötü yolda kullanıyorsun. Aklını başına al. Yine Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayette, bakın ne diyor. Efendim, sırat-ı müstakim, doğru yol nedir diye sordu. Efendim, ona şu cevabı verdi. Muhammed aleyhissalatü vesselam bizi sırat-ı müstakimin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kısım insanlar durmuş, oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine sülük ederse, o yollara saparsa, yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırat-ı müstakime sülük ederse, o da cennete ulaşacaktır. İbn-i Mesud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti kerimeyi okudu. En'am suresi 152. ayeti kerime. İşte bu benim sırat-ı müstakimimdir. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi yüce Allah'ın yolundan ayırırlar, sapıtırlar. Fatiha-i Şerife'de 40 defa namaz kılana hatırlatmıyor mu? İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril meğdubi aleyhim. Veletullallin. Amin, amin. İşte sırat-ı müstakim. Hazreti Muhammed'in önünde olduğu, İslam'ın kendisi tam bir doğru yoldur. Tek doğru yoldur. Bu yolun başında ne yaptı? Hazreti Muhammed ümmetine işte doğru yol dedi, bu yolu yerleştirdi, gösterdi ve kendisi de ümmetiyle bu yolda yürüyerek Hakk'a yürüdü. Bu yolun işte başı Yüce İslam'ın kendisidir. Yüce İslam ile de bu yolda devam edilerek cennete girilir. Başka yol yok ki. Öbür yolların, bakın, sapık yollar olduğu, kişiyi sapıttığını, sapıtacağını, cehenneme götüreceğini, cennete götürmeyeceğini İbn-i Mesud Hazretleri, bakın radıyallahu anhü ve erdah mecmain, böyle hatırlattı. Bu İbn-i Mesud, Abdullah İbni Mesud el-Hüzeli radıyallahu anh'in anlattığı durumdur. Ona bir adam böyle sordu. O adama da İbni Mesud böyle cevap verdi. Ne güzel söyledi kıymetli efendiler. Şimdi biliyorsunuz ki keşif notlarımız devam ediyor. Sizlere imanın hakikati konusunda da şu ana kadar anlattıklarımız imanın hem aslı hem fazileti hakkında idi.
Şimdi de imanın hakikati hakkında yine Peygamberimizden aldığımız haberleri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Bakın ne buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Bunlar temelleri. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe-i Şerif'e hac etmek, Ramazan-ı Şerif'te orucu tutmak. Şimdi işte Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin, Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bakın bu cevabı verdi. Bir adam Peygamberimize bu soruyu sordu. Gazveye çıkmıyor musun diye sorar. Abdullah şu cevabı verir. Ben Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Şöyle buyurdu diye bunları saydı. İslam'ın temel esaslarını böyle saydı. Peygamberden böyle işittim dedi. İşte kıymetli efendiler, innel İslam'ı büniye ala hamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdühü ve rasulü ve ikamis salati ve itaiz zekati ve haccil beyti ve savmi ramazan sadaka Resulullah evkema gal. İşte anlamını verdiğimiz hadis-i şerifin de metni budur. Onun için kıymetliler, biz sağlam metinler, sağlam senetler, sağlam tapular üzerindeki hadis-i şeriflerin sizlere mealini, manasını veriyoruz ki zaman tasarrufu olsun diye ve dersler fazla kabarmasın diye. Metinlerini de vermiş olsak dersler ikiye katlanır. Bu 1000 saatlik ders 2000 saat olur. Bu da ders okuyacak, İslam'ı öğrenecek insanlar için o zaman imkanı ya olur ya olmaz. İşin aslının sağlam olduğunu bildikten sonra artık onun anlamını bilmeli, hükmünü bilmeli, onu artık yaşamalı. İşte biz de yerleri gökleri vermiyoruz, içindeki cevherleri veriyoruz. Kıymetliler, derslerimizin özet olması da bundan gelmektedir. Çünkü bunların tamamına insanların bir kısmının zamanı olmaz, bir kısmına ömrü yetmez. Onun için işin özünü öncelikle vermeli, ömrü oldukça da ne yapmalı? Teferruata doğru gitmeli. İcmali imandan tafsili imana hemen ulaşmak için gayret etmeli. Yine icmali imandan tahkiki imana terakki etmelidir. İşte fıkıh ilminde biz bunların hükümlerini de açıkladık. Çünkü tekrar hatırlatıyorum, ayeti kerimelerden, hadisi şeriflerden
hüküm çıkaranlar fakihlerdir. Fıkıh ilminde bu hadislerin ve ayeti kerimelerin hep hükmü ortaya müçtehitler tarafından, fakihler tarafından ortaya konmuştur. Esas neticede ayet okumak, hadis okumak demek onların hükümlerini bilmek, yani fıkıh ilmini bilmek demek. Öncelikle o dersleri vermemizin sebebi de buydu. Şimdi de o derslerin bir asla, esasa, hakikata dayandığının burada belgelerini, aslını hatırlatıyoruz. Yani hadis-i şerifleri, Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tefsirinin keşif notlarını bunun için verdik. O nedenle İslam'ın bütün işleri sapasağlamdır. İslami ilimler sağlam esaslara bağlıdır. Kıymetliler, dinimizi hep beraber iyi öğrenelim, iyi inanalım, iyi yaşayalım. Mesela burada. Cenab-ı Hak içiyle dışıyla gerçek Müslüman olan, Allah'ın emrinde bir mücahit kahraman olan, ümmeti Muhammed hep birlikte, bir ve bütün olarak emri Allah'tan, peygamberden alan, bir birlik içinde bir ümmeti Muhammed'i her sahada muzaffer eylesin, bu birlikten, iman İslam birliğinden hiç ayırmasın.